Harun gibi geliyoruz, Karun gibi gidiyoruz. Hazreti İsa bir zaman kendisini dağlara vurur. Gezerken güneş altında ibadet eden bir ihtiyara rastlar. Kalbi dikkatine dokunur. Ona acır. Güneşten, kardan, yağmurdan kurtulmak için bir baraka yapsan kendine olmaz mı der. Adam dünyanın yufaniliğini bir defa fark etmiştir. Kalbi dünya yaralarıyla yaralanmıştır. Dünyanın geçiciliğini anlamıştır. Der ki, peygamberlerden duydum ki öyle bir zaman gelecek ki insanlar 700 sene yaşayacaklar. O halde 700 sene gibi kısa bir ömür için bu dünyada ev bark yapmaya değer mi der? İsa Aleyhisselam şaşırır. Daha önce hiç böyle bir şey duymamıştır. Der ki, ey ihtiyar, sana bundan daha acayibini söyleyeyim mi? Ahir zamanda bir kavim gelecek. Ömürleri 100 seneyi geçmeyecek. Ama dünyada 1000 sene kalacakmış gibi binalar, saraylar, evler yapacaklar. Öyle bir zaman gelecek, insanlar böyle bir hal içinde yaşayacaklar der. Adam şaşırdıkça şaşırır. Böyle bir zamanın geleceğini asla ihtimal vermemiştir. Ey İsa der, ben o zamana ulaşmış olsaydım alnımı secdeye koyar, bir ömür boyu secdelerde Cenab-ı Hakk'ı anardım der. Bu sözlerden sonra İsa peygamberin elinden tutar ve onu bir mağaraya götürür. Mağaranın içinde yüksekçe bir taşın ortasında bir ölü vardır. Başucunda da mezar taşı. O mezar taşında şöyle bir cümle vardır. Ben filan padişahım. Bir ihtimal ki onun şeddat olduğu söylenir. Ben gider 1000 yıl ömür sürdüm. 1000 tane ülkeyi fethettim. 1000 tane şehir kurdum. 1000 tane bakire kadınla evlendim. Gel gör ki benim halim bu kara topraktır. Bunun üzerine İsa peygamber iç çeker, kendine döner. Demek dünya bir misafirhanedir ve insan ise orada çok az kalacaktır. Sultan da olsan, Şeddat da olsan, Harun da olsan, Karun da olsan, Musa da olsan, bu dünya bir misafirhanedir ve insan vakti geldiğinde handan ayrılan yolcu gibi bu dünyadan ayrılacaktır. Dostlar, daha fazlası için Ben Böyle İyiyim, Üstü Cennete Kalsın isimli kitabımıza bakabilirsiniz.